Sayın hocalarım, sevgili dostlarım, çok değerli katılımcılar, Profesyonel Ses Derneği'nin bir yeni Perşembe seminerinde bir aradayız. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bu seminerlerin bu eğitim öğretim yılındaki ilkini benim çok sevgili dostum, kardeşim, çok kıymetli hocamız Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Elçin Tadıhan Özkan Hoca ile yapacağız. Elçin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Haldun Hocam. Çok teşekkürler nazik sözleriniz ve bu güzel davetiniz için. Bu dönemki seminerlere birlikte başlıyor olmak çok mutluluk verici. Sizlerle birlikte olmaktan her zaman olduğu gibi çok keyif alıyorum. Bugün de umarım katılımcılarımıza çok verimli geçen bir seminerimiz olur. Elçin Hocam, bu sesle uğraşan klinisyenler için tabii gerek hekimler, gerek dil konuşma terapisti arkadaşlarım, bizimle birlikte sese birazcık katkıda bulunmak isteyen herkes için belki de günlük hayatta en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi. Çünkü her işte olduğu gibi herhalde o konuyla daha çok uğraşan, o organını daha çok kullanan, orayı birazcık daha hani hor kullanıp özveride bulunan insanların o bölgeyle ilgili sorunları daha çok oluyor. Dolayısıyla öğretmenler bizim en çok uğraştığımız sıkıntılı meslek gruplarından birisi. Gerçekten bizler için özveride bulunan bütün öğretmenlerimizi bu arada saygıyla, sevgiyle anıyorum. Eminim çok merak eden vardır. Gerek dil konuşma terapisi uzmanı, öğrencisi, işte klinisyen, hekim, öğretmen arkadaşlarımızdan. Dolayısıyla ben ekranı size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetimizin sonunda tartışarak da inşallah faydalı oluruz. Tabii şimdiden ki, çok inşallah. Teşekkür ediyorum katkınız için. Rica ediyorum. Ben çok teşekkür ederim tekrar. Herkese tekrar merhabalar. Ben Doçent Doktor Elçin Tadıhan Özkan, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde. Ses bozuklukları alanında da yüksek lisans tezimle beraber çalışmaya başladım, bir ilgi duymaya başladım ve gittikçe de kendimi geliştirdim. Haldun Hocam'la da bu yolla zaten tanışmıştık. Kendisiyle pek çok toplantılarda bir araya geldik, pek çok vaka tartıştık, pek çok fikir alışverişinde bulunduk. O yüzden kendisiyle bugün burada olmak da benim için ayrıca önemli ve keyifli. Çünkü mesleki gelişimime katkı sağladı. Aynı zamanda abimdir. Benim kişisel gelişimime de katkı sağlamıştır. Eksik olmasın, her zaman sağ olsun, var olsun. Ne konuşalım bu seneki ilk seminerlerde diye düşündüğümüzde benim aklıma öğretmenlerde ses problemlerini konuşmak geldi. Bunun sebebi biraz da bu hafta bir hizmet içi eğitim sebebiyle Rize'deydim ve okul öncesi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim merkezi, yani okullarında çalışan özel eğitim öğretmenleri ve RAM'larda çalışan öğretmenlerle bir araya geldim. Tabii ki oradaki bulunma amacımız daha çok dil ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara onlar nasıl yardım ederler düşüncesiyle yola çıkılmıştı. Ancak konu ses bozuklukları olunca dedim ki sizin grubunuzda siz çok karşılaşmazsınız. Karşılaşsanız da ilk önce göndereceğiniz yer kulak burun boğaz hekimi, o yönlendirecek. Ama siz öğrencilerinize doğru örnek olmalısınız. O yüzden sizlerle neler yapabileceğimizi de çalışacağız diye seminerin kısa bir bölümünü de bu tarz çalışmalara yoğunlaştırdım. Artı kızım kreşe giderken bundan yaklaşık şimdi 8 yaşında bir 4-5 sene kadar önce ben kreşin kapısından girdim. Bütün öğretmenler, hepsini çok seviyorum. Hepsi sonrasında arkadaşım da oldular. Sesleri beni çok rahatsız ediyor. Hepsi yüksek perdeden konuşuyor. Hepsi onu çünkü şirin görünmeye çalışıyorlar. Yani çocuğun seviyesine inmek istiyorlar. Çünkü bizim sesimiz aslında ne kadar yüksek perde olursa o kadar çocukluk sesimize geri dönmüş oluyoruz. Bu da ister istemez bir çocuğun seviyesine indim, o bağı kurdum olacak ama sadece yüksek perdede de değil. Aynı zamanda şiddet de yüksek. Zaten biraz böyle veli öğretmen görüşmesi yaptığımızda hepsinin sesi böyle kısık. Demek ki sesinizde bakın modülü olabilir. Bu ilerleme mesleğinizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden bir değerlendirmeye gidin vesaire derken kreşte bir baktım. 2 tane öğretmen bana haklıymışsınız, biz bir terapi dediğiniz her neyse onu yapabilir miyiz dediler. Dedim tamam onu yapalım ama gelin bu kreşte başka bir çalışma daha yapalım. Bir ödülüyle konuşup bir de bir Dünya Ses Günü etkinliği kapsamında oraya gidip öğretmenlerle ses koruma ile ilgili bir çalışma gerçekleştirmiştik. O yüzden öğretmenler evet bir elit ses kullanıcısı olmayabilir ama öğretmenler mesleklerini icra etmek için seslerini kullanmak zorundalar ve çoğunlukla seslerini nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Bu hizmet içi eğitimde karşılaştığım öğretmenlerden biri şöyle bir örnek verdi. Hocam dedi, ben bazen dedi dramayı kullanıyorum. Çok güzel. Özellikle son yıllarda drama, eğer az çok böyle hani ilkokul, kreş falan haşır neşirseniz okulların müfredatlarında da yavaş yavaş yer almaya başlayan, müfredatta yoksa bir şekilde ilgi odağı olan bir konu. Ben dedi çocuklarla işte bazı konuları onlara anlatmak için dramayı tercih ediyorum. Harika, neler yapıyorsunuz? Onun üzerine konuştuk. İşte ses taklidi yapıyorum, onu ediyorum, bunu yapıyorum. Sonra boğazım çok ağrıyor. Dedim belki hani başka bir şeyler daha yapmanız lazım. Hani taklit yapmak ihtiyacındasınız. Bu bir zorunluluk gibi görünüyorsa o an. Çünkü özel eğitim gerektiren hani çocuklarla çalışıyor. Farklı bireylerle bir arada. Hani normal kanalla belki çok ulaşamayacak. Bazen ama dedi işte YouTube'dan dedi açıyorum videoyu ve onu izletiyorum o konuyla ilgili olan. Çünkü o gün dedi sesimi çok kullanmış oluyorum. Çok yorgun hissediyorum. Dedim güzel bir şey yapıyorsunuz. Ses yorgunluğunu fark ettiyseniz çok güzel. Ama o öğretmenle konuştuktan sonra hem de bu seminere hazırlanacağım diye dedim ki bu öğretmenlerde ses bozuklukları bizim ne kadar karşımıza çıkıyor. Türk literatüründe bu oranlarla ilgili bilgilere ulaşmak ne yazık ki çok hani sıkıntılı, çok bu tarz sıklıkla ilgili çalışmalar yok. Ama literatür diyor ki genel nüfusa baktığımız zaman %6 ile %15 arasında farklı kaynaklar, farklı oranlar veriyorlar. Ses bozukluğu görebiliyor. Ama biraz daha ölçeği küçültüp öğretmenleri merceği tuttuğumuz zaman öğretmenler arasında bu oran %20, %50 hatta bir tane kaynakta %80'e kadar varan orandan bahsediyorlar. Şimdi bu oranlara bakarsak bunlar çok ciddi oranlar. Yani öğretmenler önümüzde 100 tane öğretmen olsa buradaki %50'yi yani baz alalım. Bu öğretmenlerin %50'si ses bozukluğu yaşıyor. Bu öğretmenlerin %50'si belki sabahtan akşama kadar bir ilkokul öğretmeniyse mesela, bir ortaokul öğretmeniyse bu, sabahtan akşama kadar belki 6 saat derse giriyor. Belki günde 8 saat yani haftada günde 8 saatten haftada 40 saat derse giriyor. Çok yoğun bir kullanım. Eve gelince konuşma ihtiyacı. Şimdi bizde dinlenme mesela sesinizi dinlendirin ne yaparsınız dediğimde şöyle şeyler çıktı. Ne yaparım? İşte konuşmam ama çay kahvede içerim o sırada. Dedim yapılacak başka şeyler var. Tamam, ses kullanmayacağını akıl edebiliyor. Yani dinlenme deyince, çünkü mesela bazen dinlenme dediğimiz şey çay, kahve, sigara artı teneffüste arkadaşla sohbet, diğer öğretmenle sohbet, öğretmenler odasında bir olay hakkında tartışma, konuşma. Gerekli veya gereksiz. Gerekliyse tabii ki diyecek bir şey yok. Ama bu bazen gereksiz de olabiliyor. Ne oluyor? Ses yorgun. Bunun üstüne ekstra bir efor daha. Bunun üstüne ekstra bir yük daha bindiriyor sesine. Çünkü bu ses bozukluğu yaşayanlar kaba sesten şikayetleri var, boğazda rahatsızlık hissi, eforlu konuşma. Bir şeye efor harcıyorsa bir şey zorluyor demektir. Yani sizler belki 3 kat merdiveni çok rahat çıkarsınız ama 4. kata çıkmak zorunda değilsiniz genel olarak. 4. kata çıkmaya başladığınızda zorlanırsınız. Ha gayret, ha şimdi bitti, ha sonra bitecek. Bilmiyorum hiç Mersin'de Cennet Cehennem Mağaralarına gittiniz mi? Bence oradaki yani cennet ve cehennem kısmında bence yanlış kodluyorlar. Bence cehennem olan şey merdivensiz olan yer, merdivenli olan yerde cehennem. İn bitmiyor. İn bitmiyor. Bir de bunun çıkışı var. Yani inerken bir sıkıntı yok. Laga luga iniyoruz. Tamam. Böyle konuşuyoruz. Hoş sohbet. Aa doğa çok güzel falan. Ama yukarı çıkarken gitmek bilmiyor. Asansör yapmışlar. Neyse ki boş bir zamanda görevliden rica edince sizi çıkartıyorlar. Bir de çocuğumuz da var biz çıkamayız deyince çıkartıyorlar. Ama yani kalabalık bir sezonda yaşlılardan hariç kimseyi kabul etmiyorlar mesela. Yani o iç sıkıntı, yük bindirmek problem. Arada bir dinlendirmek, arada bir şey yapmak lazım. Üstelik size anlattığım bu hani oranlar ve bu sıkıntılar daha çok okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinde. Kendi kızımdan gözleme imkanına sahibim. Niye okul öncesi? Çünkü okul öncesinde hani seslerini daha tiz genel olarak kullanıyorlar. Kreşten sonra gittiği anaokulunda da aynı durum vardı. İngilizce öğretmenine kadar hiç değişmedi. Rehberlik öğretmeni ilkokul 1'e geçtiler. Hala arada telefonla konuşuyoruz. Okul değiştirdi. Görüşüyoruz hala. Hala sesi öyle yani öyle yerleşmiş artık. Yani davranış haline gelmiş problem. Bakıyorsunuz bunlar cayır cayır konuşuyorlar. Anne veli katılım günleri vardı kreşte. Çok iyi hatırlıyorum. Benim için çok travmatik bir andı o. Çok eğlenerek gittim ama öğretmene ona sabırlar dileyerek çıktım. Çilekli dondurma yapacağız. Ne kadar zor olabilir? Temiz çilekler var, bir mikserimiz var ve yoğurdumuz var. Alt tarafı karıştıracağız, kalıplara dökeceğiz ve sonra öğleden sonra onlar donunca onları yiyecek. Ben türlü oyunlar düşündüm. İşte çilekleri şöyle atarız, mikser karışırken şöyle sallarız falan. Ben oradan çıktığımda sesim kısılmıştı. Çünkü durun, yapmayın, etmeyin ki öğretmen var sınıfta. Ona rağmen mümkün değil. Sesimi duyurmaya çalışıyorum çünkü. İlkokul öğretmenleri için de aynı şey geçerli. Bunlar teneffüslerde ara gibiler. Bir oradalar, bir buradalar. Teneffüsler bitti. Yetmiyor, sınıf içerisinde kafasına göre kalkıyor. Bir şey söylemeye çalışıyor. Arkadaşını rahatsız ediyor. Öğretmen onu susturmaya çalışıyor falan, bir sürü bir şey. Dolayısıyla gerçekten daha erken dönemdeki öğretmenlerimiz daha fazla risk altında. Üstelik başka bir sıkıntı daha var. Hani ses bozukluğu yaşıyorlar, tamam. Ama özellikle öğretmenler, kendi klinik deneyimimden gözlediğim bir şey var. Kulak burun boğaz doktoruna ses bozukluğu için gittiği dönem ile ses terapisine gelebildiği dönem arasında fark var. Çünkü okula gitmesi lazım. O gitmezse dersleri kim yürütecek? Okul yönetimi böyle, tabii öğretmenin ne demek, sesiniz sizin için çok kıymetli, buyurun gidin size zaman demiyor. Tam gün çalışıyorlar. Seneler geçiren, en iyi ihtimalle aylar geçiren var. Hani yaz dönemini daha çok bekleyebiliyorlar. Bir de yaz döneminde okulda yoğun olmamalarından, seslerini de o derece yoğun kullanmamalarından dolayı sesleri bir nebze daha iyiye doğru gidiyor. O yüzden de boşlayabiliyorlar. Yani bu tarz başka yanılsamalar da işin içerisine girebiliyor. Ama öğretmenler bazen gerçekten çok ciddi ses kısıklığı yaşayıp işlerine gidememe durumunda kalabiliyorlar. Ve farklı çalışmalar var gene, hani farklı yıllarda yapılmış ama bunların biraz daha çarpıcı olduğunu düşündüm ben. 2007 yılında bir çalışmada 80 öğretmene laringel görüntüleme yapıyorlar. Ve bu bakıya bakıldığı zaman %42,5'unda patoloji yok ama kas gerilim disfonisi dediğimiz bir ses bozukluğu var ortada. Yani şikayetleri var ama organik bir patoloji yok. %30'unda vokal folk nodülü var, %7,5'unda polip bulunuyor, %6 işte bir süründe sulkus var. Başka bir çalışmada 1040 öğretmene, çok daha geniş bir öğretmene laringel bakı yapılıyor. Burada gene ses şikayeti var. 828 kişide gene bir patoloji yok. Organik bir seneden bir şey yok ortada. Ama 218'inde işte nodül, renke ödemi, işte atrofiler, polipler vesaire buluyorlar. Şimdi bunu niye buraya koymak istedim? Hani bir oran var, ses bozukluğu yaşıyor ama bu ses bozukluğu yaşayan aslında daha çok kas gerilim disfonisi karşımıza çıkıyor. O zaman neyi düşündüm ben? Öğretmenler, evet, bana da gelen öğretmenlerin bazısında nodül vardı. Bazısında aslında bir şey yok ama sesim kısık, doktor size yönlendirdi. İşte bakıyorsunuz boyunda hafif bir gerilim, postüründe hafif bir bozulma, ses işte yüksek perdeden, sınıf içini sorguluyorsunuz, orada bir şiddetle ilgili düzenlemeden vesaire bahsediyor. Kas gerilim disfonisi çoğunlukla görüyoruz. Dolayısıyla belki de öğretmenlerin bu İşte yoğun çalışma saatleri, çevre gürültüsüne rağmen konuşmak. Tebeşir tozu çalışmalarda verilmiş ama artık hani dünyada sanıyorum çok tebeşir tozu kullanılmıyor. Çünkü beyaz tahtalar, hatta akıllı tahtalar gündeme gelmiş durumda. Ama her o yaptıkları etkinlik sınıf ortamına uygun değil. Yoğun ve uzun çalışma saatleri var. Bir de bunlara ek olarak kendi hayat tarzları var. Yani kötü beslenebiliyorlar, yağlı şeyler yiyorlar, geç saatlerde yiyorlar, koltukta çay kahve içerken sonra kaykılıp uyuyorlar. Dolayısıyla kötü alışkanlıkları, bizim sesi bozduğunu düşündüğümüz ya da bozmasına sebep olacak bir takım davranışları da var. Farklı risk faktörlerini de yaşıyorlar. Dolayısıyla bizim bu öğretmenlere değerlendirmede bize geldikleri zaman bir profesyonel ses kullanıcısı olarak biz sonuçta öğretmenleri görüyoruz, değil mi? Hani bu gruba girebilecek imamlar var, biz terapistler varız, doktorlarımız var. Çünkü bizde hepimiz sürekli bir şeyler anlatıyoruz. Sürekli anlatıyoruz. Öğretmenler de öyle. Ki bugün daha veli görüşmesi yaptım 3 ayrı öğretmenimle ve her birine şey söyledim. Yani öğretmenler bizim aile için çok kıymetlidir. Yani kıymetlimişsiniz siz ama yani bu kıymetlimizin de bir yapması gereken, ondan da beklediklerimiz var. Biz öğretmenlerden ne bekliyoruz? Buğsenur Karabulut parmak kaldırdınız acilse yani şimdi mi sormak isterseniz yoksa bekleyelim mi? Parmak kaldırın. Sınıfta olsam direkt söz vermek isterdim. Haldun Hocam ne yapalım? Elçin Hocam bence devam edelim. Arkadaşlarımızın soruları varsa bize şey tarafından, soru cevaptan ya da sohbetten yazsınlar. Sizin sorunuzun sonunda tartışalım onları. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öğretmenlerimiz bize geldiler değerlendirmeye. Biz değerlendirmemizi yapıyoruz değil mi? İşte ses bozukluğuyla ilgili öyküsünü alıyoruz, sağlık öyküsünü alıyoruz, geçirdiği operasyon var mı, daha önce terapiye gitti mi, gitmedi mi? Ama aynı zamanda bu kişinin bütün alışkanlıklarını hobi olarak koroya mesela gidiyor mu? Eskişehir'de acayip koroya giden insan var. Sadece öğretmen olarak değil. Yani bu şehirde koro çalışmaları çok fazla. Türk Halk Müziği Korosu'na giden var. Bir ara Beyler Korosu vardı. Eskişehir'deki böyle bütün bildiğimiz profesör hocalar falan o koroda böyle çıkıyorlar. İşte mesela Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara konser veriyorlardı falan pandemi öncesinde. Kadınlar Korosu var. Koro var da var yani. Hani çocuk korosu, gençlik korosu vesaire belediyeler böyle şeyler düzenliyorlar falan. O yüzden burada mesela koroyu ben muhakkak sorguluyorum. Gerçekten gidiyor mu? Çünkü düşünün yoğun ses kullanımı var. Artı bir de koroya gidiyor. Koroya gittiği zaman kendisine uygun olan parçalara mı eşlik ediyor? Önemli. Hepiniz izlediniz mi bilemiyorum ama Eyvah Eyvah diye bir film vardı Ata Demirer'in. Şimdi karakterlerin isimleri aklımda yok ama Demet Akbağ'ın canlandırdığı karakter şarkıcı ve sesine uygun olmayan bir sesle şarkı söylüyor. Zorlanıyor ve tizlere çıkmakta falan zorlanıyor. Ata Demirer'in canlandırdığı karakter diyor ki fa bemolden çalın. Bak daha rahat söyleyeceksin. Hop onun dediğini indiriyorlar şarkıyı. Daha rahat söylüyor. Çünkü bizlerin eğer böyle bir hobimiz varsa dikkat etmemiz gereken bir şey bu. Sesimize uygun söyleyebiliyor muyuz, söyleyemiyor muyuz? Bu kişinin sesi yorgunsa sesini dinlendirmesi, hastaysa sesini dinlendirmesi. Bu ses dinlendirme kısmı total ses hani hiç konuşmayacağız gibi algılanmamalı. Biz eğer ses dinlenmesinden bahsediyorsak ona uygun alternatifler sunabiliriz. Teneffüste eğer ki toplantınız yoksa, eğer ki öğrencilerle muhatap olmak zorunda değilseniz bir köşeye geçin, suyunuzu alın, kitabınızı okuyun. 10 dakika mı teneffüsün? 10 dakika o sesi bir total dinlendirin. Teneffüste nöbet mi tutmanız gerekiyor? Ve uyarmanız gereken bir öğrenci mi var? Bahçenin burasından, bahçenin diğer tarafına bağırmak yerine düdük çalın. Sınıfta sessizlik mi yaratmak istiyorsunuz? Düdükle dikkatlerini toplamaya çalışın. Zil çalabilirsiniz. Tahtaya hani vurup öyle bir daha güçlü ses çıkartmaya çalışabilirsiniz. Olabilir. Anaokulu polise de Arnold Schwarzenegger'in bir filmi var. Eski bir film. Denk gelirseniz hani biraz böyle komedi falan izlemek isterseniz yani içinde biraz tabii dram falan da var. Böyle hani polisiye biraz eğlenceli falan bir şey. Arnold Schwarzenegger o filmde anaokulu öğretmeni oluyor. Yani rol icabı polislikten bir hani rol yapacak, yakalamak istedikleri bir adam var. Adamın da bir tane çocuğu var. Çocuğunu korumak için bu anaokuluna öğretmen olarak gidiyor. Onun başından orada olan olaylar falan anlatılıyor. İlk başta böyle bir bocalıyor anaokulunda ne yapacak yani bir sürü bacak kadar. Velet var. Bu zaten kaslı bir adam. Hiç onlardan da haz etmiyor. Yani çocuklardan hiç haz etmiyor. Ne yapacak? Bir sınıf dolusu da öğrenci. Çocuk var etrafında. En sonunda böyle düdükle olaya gelmeyi öğreniyor. Çocukları düdük çalıyor ve hepsini hizaya sokuyor falan. O filmi izlerken şey canlanmıştı. Sonrasında birkaç kez daha izleyince ha evet düdük yapılabilir. Çünkü mesela o çocuklar çok keyif alıyordu. Rol icabıydı ya da değildi. Ama düdük kullanılabilecek bir şey. Ya da çok sesle ilgili bir problem varsa amplifiye sistemler kullanabilir. Mikrofon takabilir. Çünkü her sınıf küçük değil ve her sınıfta bir düzenleme yapmak da mümkün olmuyor. Yani sınıfı U şekline çevirebilir eğer çevirebiliyorsa. Öğrencileri daha küçük gruplar olarak toplayabilir ve aralarında dolaşa dolaşa seslerini duyan, onun rahat duyabilecekleri şekilde bir sınıf düzenlemesi yapabilir. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Mesela bazı üniversitelerin böyle kocaman büyük amfileri vardır. Amfilerinde mikrofon vardır. Çünkü en arkadaki, o en tepedeki arkadaşı sesini duyurabilmesi için ya çok böyle hani sesine kuvvet, ciğerine kuvvet bağırması lazım. Yüksek ses de değil yani bağırarak konuşması lazım. Çok yıpratıcı. Ya da bir çözüm mikrofon, hoparlör de var. Çok rahat bir şekilde kendini o tarafa doğru yapabiliyor. Bunu eğer sağlayabiliyorsa öğretmen çok temiz. Ama bizim için aynı zamanda ne önemli? Bu kişinin muhakkak su içebiliyor olması önemli. Leyla'nın şu an sınıf öğretmeninde sevdiğim en güzel şey, her zaman kendisinin suyu var. Ve çocuklara su içmek için izin iste, sormayın diyor yani bana. Su içecekseniz hiç sıkıntı yok, için. Çok güzel. Bunlara bu alışkanlığını da veriyor. Çünkü su içmek bizim için, mesela havalar şimdi serinlemeye başladı. Herkes yeteri kadar su tüketiyor mu şu an? Bilmeyen arkadaşlar için yeterli su tükettiğinizi nasıl anlarsınız? İdrarınızın rengine bakarsınız. Eğer idrar hani açık sarı, beyazımsıysa süper. Yeterli su tüketiyorsunuz demektir. Ama idrarın rengi koyuysa, sarıysa işler iyi değil. Su içmeniz lazım. Böbrekleriniz size yalvarıyor. Bana su ver. Bana su ver ne olur. Şöyle, evet, yediğimiz veya içtiğimiz hiçbir şey bizim ses kıvrımlarımızın üzerinden geçmiyor. Ama biz ne su içmeliyiz? Çünkü bütün vücudumuzda suya ihtiyacı var. Vücudumuzun çoğunluğunu sudan oluşuyor. Siz 1 birim su verirseniz 10 birim su alması gereken vücut 1 birimden her hücre kendine yetiştirmeye çalışacak. Mümkün değil. O yüzden su tüketmemiz lazım. İritan maddeler, sigara, kahve, çay. Bazen diyorlar ki ben çok çay içiyorum ama. Çok çay içiyorsun da içtiğin kadarını da kendi bedeninden gönderiyorsun. Dolayısıyla öğretmenleri değerlendirirken, onlara öneriler sunarken mutlaka onların yaşamlarına uygun öneriler sunmalıyız. Hayır, bizim evet bu önerilerin bir kısmında bizler rol oynayabiliriz. Örneğin çalışmalar yapabiliriz. Bugün biraz hani konuşacağız. Onları eğer mümkünse okullara gidip mesela keşke hani okullarda da istihdam edilse. Bu tarz bulunduğumuz okuldaki öğretmenlere bunu verebiliriz. Önleyici çalışmalar yapabiliyor muyuz? Ya da onlara sağlıklı ses üretimini anlatabiliyor muyuz? O benim Rize'de katıldığım seminerde öğretmenler bir kısmı daha önce hiç hani gırtlak ne, ses teli kaç tane, ses teli işte nerede bulunur, neye benzer? Daha önce ses tellerini görmemiş. İçlerinden sadece bir tanesi, yaklaşık 97 kişi vardı evet. İçlerinden sadece bir tanesi ben gördüm biliyorum ben gitmiştim doktora dedi. Dedim o zaman susun siz biliyorsunuz cevapları diğer arkadaşlara soralım. Da bir tanesi dedi ki gitarın tellerine mi benziyor acaba? Ho dedim çok güzel gitarın telleri. Yani ben de bu işe girmeden önce gitarın telleri olabilir. İşte boğazımızda böyle ince ince iplikçikler var falan sanıyordum. Evet yani şimdi ama o zamanlar daha üniversiteden yeni çıkmışım. Alanla ilgili dersleri daha yeni almaya başlıyorum falan. Ki evet tanıtım broşürleri yapmak lazım dedim ya da öğretmen odalarına afişler asmak lazım. Sağlıklı ses üretimi işte ses teli nedir, nerede yer alır, ne yaparız biz onunla, bizim ne işimize yarıyor, ses hani bu gırtlağın başka ne görevleri var. Bunlarla ilgili onlara hani belki broşürler dağıtmak, seminerler vermek, farkındalıklarını geliştirmek lazım. Ben bugün buraya geldiğimde 97 öğretmenin en az 10'unda bir şeyler uyanmıştı. Çünkü eğitimin sonunda ya da eğitimin arasında gelip bir sürü soru sordular. O soru soran 10 kişi biliyorum ki bundan sonra bir şeylerin farkında. Farkında olmak işin başlangıcı. Bazen uyandırmak gerekiyor. Bazen nasıl nefes aldığınızın farkına varmanız gerekiyor. Göz kırptığınızı fark ediyor musunuz? Şimdi ben göz kırptığınızı fark ediyor musunuz dediğimden andan itibaren bir süre her gözünüzü kırptığınızda aa kırpıyormuşuz ya ama farkında değilmişiz olacaksınız. Ya da nefes alıp veriyor musunuz? Buna dikkat ediyor musunuz? Normalde bunlara hiç dikkat etmiyoruz ama ne zaman ki birisi bizim bu konulara dikkatimizi çekiyor hop şey oluyoruz. Ah nefes alıyorum evet. Evet nefes alıyorum ben. Çünkü hayatta kalmam lazım. Çünkü bedenimin oksijene ihtiyacı var. Süper. Artı öğretmenlerin terapiye ulaşmasını sağlamak lazım. Pandemiyle beraber hayatımıza online platformlar girdi. Çevrim içi birçok platform var. Hani bizim şu an kullandığımız platformun olduğu gibi. Belki de öğretmenlerin mesai saatlerinin dışında kalan zamanlarımızı onlara terapiler için hani düzenlemeliyiz. Belki böyle bir şey yapmak lazım. Çünkü öğretmen terapiye ulaşamadığında ya da terapiye geç ulaştığında ve sorun derinleşiyor, daha perçinleşiyor, yanlış üretmekte oldu. Yani dedik ki o büyükçe bir hani kısımda patoloji yok. Sesi suistimal eden, sesi yanlış kullandıkları davranışlar var. Tamam peki ama ben bu davranışları ne kadar erken düzeltebilirsem o kadar iyi. Ağaç yaşken eğilir diye boşuna dememişler. Bir şeyi ne kadar erken yapmaya başlarsak o kadar daha iyi yol alırız. O kadar düzeltmek için harcayacağımız enerji azalır. Zamanımızı daha verimli kullanırız. Birçok açıdan ekonomi yapmış oluruz. Çok önemli. Artı öğretmen terapiyle ne kadar erken buluşabilirse şöyle bir durum var. Öğretmenin üzerindeki stres artar. Çünkü sizlerin yani hepimiz için geçerli, sağlığımız yerinde olmadığı vakit ne yapıyoruz? Ya başımız bile ağrısa, hani çok basit belki bir ağrı kesiciyle hani geçebilecek. Bazen hani yorgunluktan ağrıyor, bazen hava değişimi yapabiliyor falan. Ağrı kesiciyle hani çok rahatlıkla çözebileceğimiz bir şey bile bazen bizde çok yoğun stres yapıp, ay toplantıya gireceğim başımın ağrısı geçmedi. Yola çıkacağım başım acayip ağrıyor, biraz dinlenmem mi lazım, ne yapmam, ay geçecek mi acaba? Kaygılar artıyor. Bu sese yansıdığı zaman ertesi gün nasıl olacak? Çünkü öğretmenlerin ses bozuklukları bile şöyle gelişiyor. Dönemin başında işler rahat. Ama dönemin ortasına doğru ses böyle bozulmaya başlıyor. İlk başlarda ses haftanın ortasına kadar dayanıyor. Sonra ikinci, yani haftanın ortasından sonraki yere de biraz daha zorlanıyor. Sonra bu haftanın başına kayıyor. Gün sabahtan akşama hani çok bir değişiklik olmasa da haftanın sonuna doğru yorgunluk. Hafta sonu dinleniyor, ses hafta başına güzel başlıyor ama sonra gittikçe ve gittikçe hafta sonları da artık düzelmiyor. Çünkü insanların bir sosyal hayatları da var. Bunu unutmamak lazım. Yani bazen hepimiz işimizden, gücümüzden çıkıp arkadaşlarla işte yemeğe gidebiliyoruz, bir konsere eşlik edebiliyoruz ya da düğün dernek oluyor, oralara gidiyoruz. Ve bu tarz yerler genellikle bizim belirli bir gürültü seviyesinin üzerinde konuşmamızı gerekiyor. Karşı tarafa kendi sesimizi duyurmak için. Ben o yüzden mesela bir yere gidilecekse müzikli yer olmasın. Eğer konuşmak istiyorsak müzikli yer olmasın. Eğleneceksek, çok konuşmayacaksak tamam. Hani orada müzik dinliyoruz zaten. Hani işte kaldırırsınız kadehinizi ya da bardağı neyse. Hani gülümsersiniz falan, anlaşıyoruz. Orada zaten hani olan bir tane bir şey yok. Konuşma pek yok. İşte darbukacı geldi bir şey çalıyor falan. Ama bizim bir de bu sosyal hayatın da eklendiğini unutmamamız lazım. Kişinin özelinde ona bir yaklaşım içerisinde bulunmamız lazım. Evet, hani sınıfçı düzenlemeyi önerebiliriz, dinlenin diyebiliriz. İşte mikrofon kullanın önerileri, tamam, bunların bazısı bizim, bazıları onların ya da okul yönetimiyle konuşup çözmeye çalışabilecekleri şeyler. Ama bize geldikleri zaman hani bu öğretmen şanslı grupta ve ses terapisiyle kavuşabiliyorsa bizim onların bilgilenmesini sağlamamız lazım. Bu bilgilendirme hem solunumla ilgili bilgilendirme olmalı, hem fonasyon anatomisi ve fizyolojisi. Onun anlayabileceği şekilde hani çok böyle yoğun ve boğarak anlatmaya gerek yok. Hani kasların isimlerini bilmesine, işte hangi sinirler inerve ediyor, bunları bilmesine gerek yok. Ama kabaca hani gırtlak nerede, işte içinde neler var, bu ne işe yarıyor, nasıl hareket ediyor, ses çıkarttığım zaman ne oluyor, bunlar hakkında bilgilenmesi lazım. Artık ses hijyenini bilmesi lazım. Belki hani çok fazla su içmiyorsa suyun önemini anlatmak lazım. Yudum su almak lazım. Biz biliyoruz ki öğretmenler, evet, özellikle hani okul öncesi dönemdeki öğretmenler ses perdelerini de çok kullanıyorlar. Ama baktığımız zaman bütün öğretmenlerin, bütün üniversitedeki hocaların ders anlatmak işin içine girince ses şiddetlerin düzenlemeyle ilgili problemler yaşayabiliyorlar. Demek ki bunu da çalışmamız lazım. Yani o doğru nefes desteğiyle nasıl daha sesini güçlü çıkarabilir, o gürlüğü nasıl daha yükseltebilir, bunlara bakmak lazım. Bireysel danışmanlık yapmamız gerekiyor. Yani kişinin özelinde, evet, ses terapisinin en sevdiğim kısmı size kaba reçeteler veriyor. Tarhana çorbası gibi aslında. Tarhana çorbası bellidir. Açarsınız, onu suyla buluşturduğunuz zaman hiçbir şey eklemeyin. Çorba aslında hazır. Ama bizim kültürümüz bu tarhanayı nasıl yapıyor? İçine kıyma koyuyor, İçine salça koyuyor, içine sebze koyuyor. Bir yanda tarhanayı baz haline getiriyor, değil mi? Çünkü damak ve zevkimize göre ya da o an ihtiyacımız olan şeye göre biz onu çeşitlendiriyoruz. Ya terapilerde böyle bir ana hat var ama o ana hatı bizim kişiye uygun yapıyor olmamız gerekiyor. Artık öğretmenler sınıfları sadece sınıfta sesini kullanmıyor. Veli görüşmesinde kullanıyor, öğretmen toplantısında kullanıyor. belki okul yönetimiyle zorlayıcı bir toplantı sırasında kullanıyor, sosyal hayatında kullanıyor, gürültünün üstüne konuşuyor, gürültünün altına kalıyor. Demek ki bizim onlara farklı ortamlarda sunmamız gerekiyor ki ona yardımcı olmaya çalışalım. Hijyen çalışmalarında şey demek çok kolay. Su için, sigara yok, yağlı yiyecekler yok, bağırmak yok, dumanlı ortamlar, tozlu yerlerden kaçının, gürültülü yerlerde konuşmayın. Bunları demek çok kolay. Ama bunların yerine ne koyacak? Şimdi siz bir anda sigarayı bırakın dediğiniz zaman bu hani sigarayı bırakın. Sigarayı hiç bıraktınız mı bilmiyorum. Ben hiç bırakmadım. Ama etrafımda bırakmayı deneyen, deneyip tekrar deneyen çok insan oldu. Şu an içlerinden birisi güzel, başarmış görünüyor. 2 aydır içmiyor. İnşallah devam eder böyle. Ama kolay bir iş değil. Siz hani sigara içmeyin dediğinizde adam diyecek ki nasıl, ya da kadın diyecek ki ama yani şimdi nedenini güzelce anlatın. Yönlendirmenizi güzelce yapın. Kötü polis olduktan sonra baktınız kötü polislik tutmuyor. Şimdi sigaranın zararları bu ya. Terapiye gelmeden 2 saat önce hiç içmeyin. Terapiden sonra 2 saat lütfen içmeyin. Günde işte 10 adet içiyorum diyor. Bunu 8'e düşürmeye çalışalım, olur mu? En azından terapimiz süresini azaltması bile bir kar olarak bakmak lazım. Onunla bunu vermek lazım. Çünkü alışkanlıklar, hele ki hani sigara bağımlılık olarak bakarsak, o kadar da sizin değil demenizle yani olacak bir şey değil. Bazen çok korkutmak yarıyor. Kimisi korkuyor. Kötü şey mi olur? Kanser mi olur? Zaten benim de bilmem kimim kanser olmuştu. Evet, o yüzden bırakın. Böyle bir korku varsa sıkıntı olmuyor belki, ama bu her zaman mümkün değil. Ben öğretmenlere dedim ki bu Rize'de hamburger yok, patates kızartması yok, İskender yok, acılı Adana yok, o yok, hiçbir şey yok böyle. Ne yiyeceğiz peki? Dedim ki işte yani yiyeceğiniz başka bir sürü şey var. Çay yok, kahve yok, ne yapacağız? Sıcak başka bir şey var. Ihlamur var, ada çayı var. Yani ılık suya limon sıkın için yapacak bir sürü şey var. Hani sadece çay ya da sadece kahve değil yani olay. O yüzden bir şeyi yasaklarken hijyen çalışmalarında onlara önerilerle gelmek lazım. Ama bunları da hani böyle motomot çok didaktik bir şekilde ona yapın, bunu edin, bu yaptığınız yanlış değil. Biraz farkındalıklarını geliştirmek gerekiyor. Bu farkındalıklarını hem ses kullanım düzeyinde yapmak lazım, hem yaşamsal alışkanlıkları düzeninde yapmak lazım. Konuşacağız. Ses sağlığı üzerinde yapmak lazım. Çoğu bilmiyor çünkü. Hani postürü mesela, postürüne dikkat etmeyen, biraz şöyle boynunu gersin. Ses otomatik zaten, gergin olmasına gerek yok. Ses gerilir. Ya da ikili konuşma sırasında çok daha alçak bir ses kullanabilir. Farkına varması, sınıf ortamında değil. İkili konuşma olarak devam ediyor. Değil mi? Böyle gürül gürül, cayır cayır, yüksek yüksek konuşmasına ya da daha yüksek perdeden konuşmasına hiç gerek yok. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Konuşma hızına dikkat edebilir. Çünkü çok kısa zamanda çok uzun bir şey anlatmaya çalışabilir. Ben şimdi yaklaşık sizi 1 dakikada bütün bu slaytla anlatmaya çalışsam ne yaparım? Konuşma hızımı artırırım, değil mi? Çünkü benim bunu yetiştirmem lazım. Gürültülü ortamlarda konuşmaktan kaçınılmalı. Alışkanlık haline gelmiş boğaz temizlemekten kaçmak lazım. Bu kişilerin düzenli ve yeterli su tüketimini sağlamamız gerekiyor. Baharatlı yiyecekler tüketmemeli, gösterdiğimiz solunum egzersizini yapmalı, alkol almamalı, ortamı nemlendirmeli, yeterli uykuyu sağlamalı. O çok yorucu. Hani denediniz mi hiç bilmiyorum ama 1 dakikada anlatmanız gereken bir şeyi anlatmak ya da bir konuyu yetiştirmeye çalışmak çok zor. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bunu karşımızdaki insanın da içselleştirmesini bence sağlamak lazım. Her şeyin telafisi var. Ama bence aile 1, sağlık 2, sıralamaları da tartışılır. Hani biri öne biri geriye gidebilir ya da baş başa verilebilir ikisi. Bunların telafisi yok. Konu bir sonraki derste gider. Çok çok telafi yaparsınız. Okuma parçası verirsiniz, okunur, onun üstüne tartışılır. Bir yol illa bulunur. Ama uygun olan davranışları yapmadan, uygun olan alışkanlıkları kazanmadan yaptığınız her çaba boşa. Çünkü farkındalıkları geliştirmek demek bir adım atmak demek. Evet, bugün nefes aldığımın farkındayım. Bugün nasıl nefes aldığımın da farkındayım. Bugün postürümün daha dik durmaya başladığını fark ettim. Ama canım sıkkın olunca tambur duruyorum. İster istemez başım öne gidiyor, ensem kısalıyor, boynum geriliyor. Gergin olunca sesim daha yüksek çıkıyor. Evet, ben bunları farkındayım. Yani ne mesleki deformasyon, o yüzden fark ettim. Ama bana gelen her danışanında bunu fark etmesine çalışıyorum. Önemli. Çünkü postürü nasıl? Şiddeti, perdesi nasıl? Hızlı mı konuşuyor? Boğaz temizleme alışkanlığı var mı? Sürekli boğaz temizlerse ne olacak? Sürekli boğaz temizlerse sürekli bir sert glotal atak var ortada. İşimize yaramaz. Bizi bu daha kötüye doğru götürür. İstediğimiz bir şey değil. Bu kişi yeterli su tüketmiyorsa ses telleri bizim için nasıl bir önemi var? Bize bir iyilik yapıyor, değil mi? Ses üretim davranışımızı bize sağlıyor. Bize bir iyilik yapıyor. Bizim bu iyiliğin karşılığında ona, onun istediği rahat ortamı, onun istediği emli ortamı ona vermemiz lazım. Öyle değil mi? Bunun için ne yapabilirim ben? Su içmem lazım. Bulunduğum ortamın çok kuru olmaması lazım. Eskişehir gibi bir yerde yaşıyorsanız buranın havası nispeten bir Mersin'e, Adana'ya, İstanbul'a, Rize'ye göre daha nemli. Aman, daha kuru, çok pardon. Ama bulunduğumuz ortamı çeşitli yöntemlerle, artık hani buharlı nemlendiriciler var. Hiç para harcamaya gerek yok. Bir tane su kabını ortaya koyun. Zaten onun buharı gittikçe ortamı nemlendiriyor. En olmadı evin içine çamaşır asın. Çamaşır asın yahu. Ev otomatik olarak nemleniyor. Hiç problem değil. Ama uygun, yapılabilesi önerileri sunmamız ve alışkanlıklarının neler olduğu, neler olması gerektiğiyle ilgili farkındalığı arttırmamız lazım. Bazen özellikle boğaz pastilleri aman sesimi çok rahatlatıyor deyip kullanma alışkanlığı geliştiriyorlar. Yani boğazı ağrıdıkça, sesi biraz kısılmaya başladıkça altta yatan nedenin ne olduğuna bakmadan ne yapıyor? Hemen pastili atıveriyor ağzına. Sürekli pastil kullanmak da sıkıntılı. O yüzden bundan kaçınmak lazım. Önemli olan şu, hastaydı, iyileşti. Diyelim ki larenjit de öğretmenimiz iyileşti ama sesi 15 gün oldu, 20 gün oldu, hala geçmedi. Zaman kaybeden KBB'ye gitmeli. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesine bir kere orada kötü huylu bir patoloji gelişiyor olabilir. Bu hastalıkla beraber kendini iyicene ortaya çıkartmış olabilir. Riske atamayız, tehlikeli. Erken teşhis her zaman kurtarıcıdır. Daha rahat plan yapılmasını sağlar. Ya da alışkanlık haline eğer yanlış kullanım, ki genelde larenjit gibi durumlarda ses kullanımı kesilmiyorsa, o larenjitin ödeminden, sesteki kabalığından kendimizi kurtarmak için daha farklı bir ses kullanım davranışı geliştirmeye başlıyoruz. Bunun yerleşmesini önlemek için yine gitmemiz lazım. Kulak burun boğaz doktoru diyecek ki dil ve konuşma terapisine gidip ses terapisi alman lazım. Artı reflü yapacak yiyecekler, içecekler ne? Evet, yani fast food genel olarak reflü yapan grupta. İşte geceliğin yatmadan çok kısa bir zaman önce yemek içmek o grupta. Bu gittiğim öğretmenlerin hepsi, yan odadan sesleri geliyordu mesela. Ben biliyorum ki çay, kahve, sigara, artık çekirdek çitliyorlardı geceleri odalarda. Hani bir araya gelmişler. Kendilerini belki daha önce hiç görmediler. Orada bir dostluk, bir muhabbet kuruldu. Kadar ortaklığı. Hani onlara çıkmış bu eğitim ve gelmişler kursa. Bir kadar ortaklığı var. Bu sabahları konuşuyordum böyle. Geceliğin çok mu geç yattığını dedim birine. Birisi şey oldu. Nereden anladınız? Dedim çünkü sesiniz, yani dün konuştuğumuz sesiniz böyle değildi. Şu an sabah bakıyorum ve sesiniz daha kaba çıkıyor. Hepimiz de olur zaman zaman. Hepimiz bazen akşamları yani azıcık böyle kaçırırız. O sabaha kendini gösterir ama bunun alışkanlık haline gelmesi sıkıntı. Böyle zamanların sabahında işlerin ses açısından iyi olmadığı ile ilgili farkındalığı geliştirmemiz lazım. Tamam, farkındalıklarını geliştiriyoruz. Biz bu öğretmenlere hijyeni anlatıyoruz. Biz bu öğretmenlere neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Peki ama sadece bu mudur olay? Bunların aslında büyük bir kısmı daha çok önleyici aşamada da bizim işimize gelebilir. Ama biz ne yapabiliriz? Onlara ses ısıtmayı anlatabiliriz. Biz onlara bize geldikleri terapide mesela rezonans ses terapisi yapabiliriz ama bunun haricinde hayatları boyunca ceplerinde olabilecek ve onları rahatlatacak bir takım egzersizler gösterebiliriz. Eğer zamanınız varsa Milli Eğitim Bakanlığı hani ben uğraşamam ama tanıdığım bir okul var gideyim diyorsanız oradaki öğretmenlerle işe başlayabilirsiniz. Yapacağımız çok fazla şey var. Geri rezonans ses terapisinin güzel kısmını her zaman baş, boyun ve omuzlarla gevşemeyle başlar. Bayağı bildiğimiz kültür fizik hareketleri gibi. Boynu işte sağa yatırma ve orada bekleyip şuradaki gerginliği hissetme. Sonra başa dik tutup oradaki rahatlamayı hissetme. Sonra diğer tarafa yatırıp buradaki gerilimi hissetme. Bunlar çok işe yarar. Sonra karın solunumu, abdominal solunum. Gerçekten abdominal solunum yapıyorum mu? Gittiğim kurstaki öğretmenlerin hepsi ben öyle soluk alıp veriyorum dedi. Aralarda dolaştım. Yani sporla özellikle ilgilenen birkaç tanesi varmış ki onlar evet yapıyordu ama yapıyorum diyenlerin bir kısmı gayet nefes alınca göğse hareket ediyor majör olarak. Karın içeri çekiliyor. Nefes veriyor. Onu karnı dışarı doğru çıkarıyor. Oysa biz ne bekliyoruz? Tabii ki ciğerlerde bir hareket olacak diyafram solunumu dediğimiz vakit ama esas büyük hareketi karında görmek istiyoruz. Bunu öğretmeni iyi anlatmamız lazım. Nazal sesler. Genel olarak uygun şiddette ve kişinin uygun perdesine yapıldığı zaman çok rahatlatıcıdır. Hiçbir gerilim olmadan boyun gayet rahat, ses rahat çıkıyor. Bu sesler çalışabilir. Ve çok da bundan yarar sağlıyor. Eğer ki bir okula önleyici çalışmalar için gitme fırsatını elde ettiğinizde de yakınlarınızda öğretmenler var. Yapabileceğiniz şeylerden biri günün başında ses ısıtma ve günün sonunda ses soğutma çalışması. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hiçbir sporcu yok ki işte maraton koşusuna ısınmadan çıksın. Hiçbir bisikletçi yok ki ısınmadan o bisikletin üstüne binsin. Yüzücüler, dalgıçlar aklınıza gelebilecek her türlü spor. Atılı sporda bile biniciler atlarını ısıtıyorlar. Yani kaslarla ilgili bir aktivite yapılacağı zaman o kasların ısıtılması lazım ki kaslar hasar görmesin. En nihayetinde ses kıvrımlarımız da kas. Bizim onları da dolayısıyla ısıtmamız gerekiyor. En rahat yapabileceğimiz ne var? Dudak trili. Ya da yine humming dediğimiz bu yine nazal sesleri kullanabiliriz. Sabahları ayıracakları bir 5 dakika ya da işte ses taklitleri vesaire yapacakları bir gün varsa özellikle o günde bunu biraz daha dikkat etmeleri. Gene yoğun kullandılar. Sonunda yine hasardan korumak için aynı şeyleri. Ya da hiç hani bu lip triller falan böyle çok zihinlerinde oturmuyorsa şarkı mırıldanabilirler. Daha dün annemiz kadar güzel bir şarkı yok. Herkesin bildiği, herkesin de sevdiği güzel anılarının olduğu bir şarkı. Şarkı mırıldanabilir ama bunu nerede yapmayacak? Bunu işte otobüste, arabasında dönerken yapmayacak, gürültülü bir yerde yapmayacak. Arkadaş diyecek evdekileri bana 5 dakika verin. Ben bu 5 dakikayı kendime ayırıyorum. Kendini kötü hissederse ne yapacak? Kendini dinlendirmek isteyecek. Çünkü öğretmenler, bizler, onlar hani bize bir şeyler veriyorlar. Çok da kıymetliler gerçekten. Çok zor bir meslek yaptıkları. Yani yönetimiyle ayrı uğraş, verisiyle ayrı uğraş, öğrencisiyle ayrı uğraş. Hiç kolay değil. O yüzden onların biraz daha mesleklerini daha rahat yapabilmeleri için onlara imkan vermemiz lazım. Çünkü biz ne karga gibi 4 tane ses teline sahibiz insan olarak ne de zürafa gibi ses telimiz olmayan canlılarız. Bizim ses tellerimize bizlerin de iyi bakması gerekiyor. Öğretmenlere de bu konuyu kavratmamız gerekiyor. O yüzden beni dinleyen terapist arkadaşlarım, lütfen öğretmen geldiği zaman onlara aslında seslerinin onlar için ne kadar önemli olduğunu anlatın ve bunu korumak için neler yapabileceklerinden, ses terapisine gelerek ne kadar önemli bir adım attıklarından bahsedip onları kutlayın. Eğer öğretmenler varsa şu an bizi dinleyen, sesiniz gerçekten çok kıymetli sizler için. O her şeyini, sizi öğrenciye, sizi veliye tanıtan, yansıtan, siz üzgünseniz sesinize yansıyor, mutluysanız sesinize yansıyor, gerginseniz sesinize yansıyor. Çok önemli. Hekim arkadaşlarıma zaten öyle demeyeceğim. Onlar durumun gayet farkındalar. Bir öğretmen gelince hiç sekmiyorlar. İhtiyacı varsa hemen yönlendiriyorlar. Onlarla ilgili hiçbir şüphem yok. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Haldun Hocam, umarım zamanımızı iyi kullanabildim. Elçin Hocam öyle tatlı tatlı anlatıyor ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadım bile. Ben daha çok zamanımız var diyecektim ama neredeyse böyle bir 45 dakikadır konuşmuşuz. Evet, galiba öyle. Her zaman yıllardır olduğu gibi Elçin Hocam tatlı tatlı konuları birbirine bağlayarak sanki böyle sohbet eder gibi öyle güzel anlattı ki zamanın gerçekten nasıl geçtiğini ben anlamadım. Çok teşekkür ediyorum. Umarım katılımcılar için de öyledir. Elçin'cim çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi ağzına sağlık. Hemen burada bir soru var. Belki sen de görüyorsundur ama ben oradan başlayayım. Ben soruları açmamıştım. Tabii. Ben okuyayım. Değerli hocalarım, ses hijyeni hakkında ve yağlı gıdaların ne gibi zararı oluyor? Yıllarca zeytinyağı, çörek otu, yağı içersek sesimiz düzelir gibi yaşadım. Vaktinizi almazsam çok az bilgi paylaşabilir misiniz? Rica etsem emekleriniz için çok teşekkür ederim demiş Tülay Hanım. Çok teşekkürler Tülay Hanım sorunuz için. Şöyle bizim ses tellerimizin üzerinden yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şey geçmiyor. Yani çiğ yumurta içmeler, işte limon sıkmalar falan bunlar doğrudan ses tellerine yardımcı olan besinler, yardımcı olan gıdalar değiller. Bunlar bir insanlara psikolojik olarak bir etki ediyor. Yani ikinci kazanç hani bazen oluyor. İyi geldiğini hissediyoruz. Bu bizim için çok aslında bu anlamda çok keyifli. İşte aldığımız su gibi içecekler, hücreler vasıtasıyla ses tellerine ulaşıyor. Her hücre kendi payına düşeni oluyor. Ama burada yağlı yiyeceklerden kastımız Türk mutfağı yağlı yiyecekler konusunda bomba. Yani hatta o kadar çok hani zeytinyağlı yemeklerimizde evet yağlılar var. Ama benim buradaki bahsettiğim yağlı yiyeceklerden kastım böyle bayağı işte hani yağın içerisinde yüzen yemekler, işte karnıyarıklar, kuru fasulye, tereyağlı pilav. Şimdi tam da böyle yemek saati acıktırıyorsam ve hani böyle bir hissettiriyorsam kusura bakmayın lütfen. Çünkü çok fazla yağ tüketiminden mide asidimiz bu sefer etkileniyor. Daha fazla mide asidi üretmeye başlıyoruz ve daha fazla mide asidi üretiyoruz olmamız reflüyü tetikleyebilir. Reflüyle ilgili bir şikayetiniz olmayabilir ama siz yatay düzleme geçtiğiniz zaman mide içeriğiniz gelip ses tellerinize zarar verebilir, onları ödemleyebilir. Zaten geceden sabaha sesimizin değişmiş olmasının sebebi biraz da bu mide içeriğinin gelip ses tellerimizi rahatsız etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü orası ödemleniyor, kızarıyor ve buna bir tepki olarak hani ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani sesi doğrudan düzeltmiyorlar ama çok yağlı yemek de, bu tarz yağlar tüketmek de mide içeriğini olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden istemiyoruz. Haldun Hocam sizin eklemek istediğiniz var mı? Gayet güzel tarif ettiniz. Biz yağlı yiyecekleri daha çok alt özofagus sfinkterin üzerine etkisi nedeniyle yani yemek borusuyla mide arasındaki kapakçık üzerine olan etkisi nedeniyle istemiyoruz. Elçin Hocam da onu çok güzel vurguladı. Bir de tabii yağlı yiyeceklerin sindirimi de uzun sürdüğü için evet. O hani yine Elçin Hoca'nın sunumunda çok güzel söylediği bizim işte midenin boşalmasına izin verip mide boşaldıktan bir süre sonra uyumasını istiyoruz hastalarımızın hep. Ona da biraz olumsuz etkisi olduğu için yağlı yiyecekleri çok sevmiyoruz açıkçası. Burada da çok tatlı yorumlar var. Bu arada soruyu soran Tülay Hanım'dı. Tülay Hanım böyle dünya tatlısı bir şeydir, hastamızdır. Ona selam edelim. Çiller Hoca'nın bize selamı var. Çiller Hoca'ya da biz buradan selam gönderiyoruz. Harun Bey, Elçin'cim senin atıfta bulunduğun anaokulu filmine birleştirmiş. Benim de hastalarımda çok söylediğim bir şeydir. Harun Bey'cim tabii sadece oradan oradan kaynak almıyoruz. Ama hani çocuklar biliyorsunuz böyle insanlara faydalı olan, özellikle üstünde üniforma olduğu için hani ne yaptığı da belli olan, işte hemşire gibi, doktor gibi, itfaiyeci gibi, polis gibi birisi olmaya meraklı olurlar. Onun için evde de onlara öyle roller verdik mi işler kolaylaşıyor. Onun için daha çok tarif ediyoruz. Evet, kendileri biraz film oynasınlar diye yapıyorlar hocam. Bunu isterseniz derste daha nasıl geliştirebiliriz diye konuşabiliriz. Şimdi Servet Bey'den bir soru var. Servet Özkan, sınıf içinde ders anlatırken öğrencilerin dikkatini çekmek için farklı tonlarda konuşmanın zararı olur mu demiş. Şöyle, eğer nasıl kullanacağınızı biliyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama bizler nasıl konuşacağımızı bilmediğimiz zaman hani öğrencinin dikkatini çekmek için buradan da kastımız bazen mesela ben de yapıyorum böyle sesimi bir alçaltıyorum derste. Böyle anlatıyorum, herkes böyle bir şey yapıyor. Aa, hoca ne diyor şu an, duymam lazım diye dikkat kesiliyor uyuklamaya başlayacakları zamanlarda. Sonra bir anda sesi yükseltiyorum. Eğer böyle bir şeyden bahsediyorsak tamam. Hani ara ara bunu dengesini sağlayabiliyorsak ve bu çok ses yorucu bir faaliyet değilse tamam. Ama burada dikkat çekmekten kastım hani bütün bir sınıf birazdan konuşurken sus çocuğum ben geldim falan gibi şeylerse bu sefer dikkatlerini çekmek için başka şeyler yapmak lazım. O yüzden işte düdükten bahsettim. Şimdi ellerimi sallayınca aklıma geldi. Böyle ışıldaklar var. O ışıldaklar sallanabilir. Havaalanlarındaki görevlilerin yaptığı gibi vesaire. Hani tam olarak nasıl bir dikkat çekme kısmı burada önemli. Ders sırasında konuya dikkat çekmek için mi alçaltıp yükseltiyoruz? Yoksa çocukların hani ben sınıfa girdim ve teneffüs bitti arkadaşlar için mi dikkatini çekiyoruz? Ona bakmak lazım. Ve bunu eğer ki nefes desteğiyle birleştirip yapabiliyorsak çok da zararı olmaz. Harika. Bu arada ekranda gördüğünüz önümüzdeki yıl Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek. Elçin Hocam'ın da organizasyon komitesinin çok önemli bir üyesi olduğu 30. Avrupa Foniyatri Birliği Kongresi'nin tanıtım resmi. Sesle, dil ve konuşmayla, yutmayla, işitmeyle ilgili burada sunum yapmak isteyen ya da burada bilgilerini, görgülerini artırmak üzere toplantıya katılımcı olmak isteyen herkesi toplantımıza bekliyoruz. Onun hani nedenini size arkada anlatmış olayım. Bu arada Esra Hocam'dan bir şey var, sağ olsunlar. Biz de kendisine selamlarımızı söylüyoruz. Ses egzersizleriyle ilgili Elçin Hocam güzel bir soru var. Ses egzersizlerini sadece sesimize sorun olduğunda mı kullanmalıyız? Yoksa hayır, aksine böyle koruma amaçlı kullanabilir miyiz? Aslında biraz anlattınız evet. Ama belki bir küçücük tekrar kısacık söylemekte fayda var. Tabii ki. Ses egzersizlerini sadece sesimizde bir sorun olduğunda, sadece ses bozukluğu yaşadığımızda kullanmıyoruz. Ses egzersizlerini önlemek amacıyla da, yani ses bozukluğunu önlemek amacıyla da kullanıyoruz. Yine bu sporcular örneğine gideceğim. Sporcular evet spor müsabakaları sırasında sakatlanmalar yaşıyorlar ama o sakatlanmaları yaşamamak için öncesinde ısıtmalar yapıyorlar. Kültür fizik hareketleri yapıyorlar. Bu kültür fizik hareketlerinin bir kısmı sakatlandıktan sonra kastaki tekrardan o hareketliliği, eski gücü sağlamak için yeniden çalışılıyor. Dolayısıyla bizim ses egzersizlerimiz de aynen o şekilde. Önleyici olarak kullanabiliyorsak ne mutlu. Eğer bunu hani yapabiliyorsak çok keyifli. Çünkü bu bizi koruyucu, sesimizi koruyucu bir özelliğe sahip. İlla sesimizin bozulmasını beklemek, yani bir çözüm bulmak için illa başımıza kötü bir şeyin gelmesine gerek yok. Bizim önleyebileceğimiz bazı şeyler var. Ses egzersizleri bunlardan biri. Hani en basiti hımlama olarak söyledim. Bunu yapabiliriz ve bunlar çok da hani keyifle yapabileceğimiz, düzenli yaptığımız zaman kendi sesimizde daha güçlü olduğunu, daha geç yorulmaya fark edebileceğimiz egzersizler. Dolayısıyla sadece sesinizde sorun olduğu zaman ses egzersizi ya da sadece sesinizde sorun olduğunda hani bir kulak burun boğaz doktoruna gitmeyebilirsiniz. Ya ben bir geleyim önce bir kulak burun boğaz doktoruna, bir bakayım sesimde bir şey var mı yok mu? Bir de beni bir ses terapisine yönlendirirse süper olur. Çünkü ben sesimi daha sağlığını koruyarak yaşamak istiyorum. Mesleğimi böyle devam ettirmek istiyorum. Muhteşem olur. Aslında çok güzel bir konuya vurgu yaptı bu son soru ve cevabınız. Hani hekimlikle ilgili biz konuşurken her zaman koruyucu hekimlikten bahsederiz. Yani mümkünse bir hastalığı olmadan önlemek. Niçin çocuklarımıza aşı yaptırıyoruz? Hemen doğumdan itibaren bir aşı takvimi var. O hastalıklarla karşılaşmasınlar, o hastalıklarla karşılaştıklarında daha hafif atlatsınlar, onlarla ilgili sorunları yaşamasınlar diye. Benzer şekilde özellikle bizim hani ses atleti dediğimiz, sesini çok yoğun kullanan, başta öğretmenler olmak üzere profesyonel ses kullanıcılarının bu sorunlar oluşmadan bununla ilgili farkındalıklarının olması, onunla ilgili önlemler alması, bu tür egzersizleri yapması, ses hijyenlerine dikkat etmesi tabii ki çok daha doğrusu olacaktır. Ben bu arada soru cevapların bir kısmından bakıyorum, kaybediyorum. Elçin Hoca onları güzel güzel cevaplayıp bu tarafa kenara çekiyormuş. Aynı anda iki iş yapıyor Elçin Hoca, süper. Bu arada Sevtap Hoca'nın bize selamı varmış. Biz de kendisine selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu arada Esra Hoca'nın notunu iletmiştim ama bu söylediğim gibi bu yılın ilk Perşembe semineriydi. Bizim kardeş derneğimiz Ses Konuşma Yıkma Bozuklukları Derneği var. Ses Konuşma Yıkma Bozuklukları Derneği'nin de önümüzdeki hafta ayın 13'ünde, 13'ünde. Esra Hoca'nın moderatörlüğünde güzel bir semineri var. Takip etmeyenlerin Ses Konuşma Yıkma Bozuklukları Derneği Instagram hesabını takip edip oradan görmelerini öneririm. Hemen ondan sonraki haftada 20'sinde Mısır'dan çok önemli bir ses cerrahı hocamız konuşuyor olacak. Onunla da yutma konuşacağız. Elçin Hocam, ben çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bu kadar kısa zaman içerisinde bu kadar güzel, tabiri caizse böyle hap eve götürülecek mesajlar verdiğiniz için. Sizinle birlikte olmak her zaman çok keyifli. Öyle ekran karşısından da olsa bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Ben bütün dinleyicilerimize, bizi takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Ve son cümleleri söylemek üzere sözü tekrar Elçin Hoca'ya veriyorum. Çok teşekkürler Haldun Hocam. Ben her bir katılımcıya geldikleri, katıldıkları, dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz için verimli olmuştur. Zamanınızı ayırdınız, geldiniz. Çok teşekkürler. Haldun Hocam, sizinle de her zaman olmak çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için, böyle bir toplantıda beraber olduğumuz için. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze de oluruz. Gelecek haftaki Esra Hocam'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarı da sabırsızlıkla bekliyorum. Sizler de gelin bence, sizler de çok şey öğreneceksiniz oradan. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, görüşmek üzere. İyi akşamlar.